bugün ülkemizde o attığı TikTok videolarında insanları gay yapmaya çalışan kız arkadaşlarını lezbiyen yapmaya çalışan kızlar var. TikTok'a video atıyor. Yanındaki kız arkadaşıyla öpüşüyor. Sınıfı kaç biliyor musunuz? Orta 2. 6. sınıf. 6. sınıfta kız kıza öpüşüyorlar ve TikTok'a video atıyorlar. İnsanları neye özendiriyor? Normal olanın bu olduğu konusuna özendiriyor. Hayır, normal olan bu değil. Aile kurmak istiyorsan iki kız değil, 200 kız bile olsa ve bunlar zina yapsalar bir tane çocuk dünyaya gelmez. Ne olacak? Bir kız, bir erkek nikahlanacaklar. İşte buradan aile olur. Aile olursa bu çekirdektir. Aile dünyayı kurtarır. 200 tane erkek bir olsa, zina yapsalar, livata yapsalar bir tane çocuk olur mu? Hiçbir şey olmaz. Sadece hastalık olur. Hastalıktan başka bir şey çıkmaz. Virüs çıkartırlar. Yeni yeni virüsler çıkartırlar. Maymun çiçeği. Kim çıkarttı bu virüsü? Sapıklar çıkarttı. Geyler. Lezbiyenler, geyler. Bunların işi virüs çıkartmak. Böyle virüs pompalıyorlar. Ya yapmayın. Yapmayın kardeşim ya. Yapmayın. Niye sapıtıyorsunuz? Bu iş böyledir. Eğer Allah'ın dediğinin aksine iş yaparsan, insanları sapık yollara sevk edersin, itikatlarını bozarsın, normallikten çıkartırsın, fıtratlarını bozduğun için bütün hepsinin günahını da üstüne yüklenirsin. Şu anda Türkiye'deki hastanelerde 6.000 kız çocuğu ameliyat olmak için sıra bekliyor. 6.000 kız çocuğu. Ne için bekliyor biliyor musunuz? Erkek olmak için. 6.000 kız çocuğu ameliyat sırası almışlar. Ne bunları derdi ya? Bundan 10 sene önce var mıydı böyle bir şey bu ülkede? Yoktu. Nereden çıktı bu? Biz evimizde oturuyorken, o TikTok videolarını izliyorken bir anda içimizden erkeklere değil de kızlara karşı bir şehvet geldi. Demek ki yaratılışımızda bazı hatalar olduğunu gördük. Allah bizi yaratırken doğru karar vermemiş. Bizim erkek olmamız lazımdı. Dediler. Anaları babaları da aldılar bu kızları götürdüler psikoterapiste, psikiyatriste. Psikiyatrist ne dedi? İmanlı, aklı başında bir psikiyatrist ne der? Bu duygular şeytani duygulardır, gelip geçicidir, hevestir. Şehvetini bu konuda uyandırmak ister şeytan. Sakın buna itibar etme. Geçici bir şeydir. Senin aslın bir erkekle beraber olmaktır. Bunun da yolu nikahtır. İmanlı bir psikiyatrist bunu söyler. İmansız psikiyatrist ne diyor? Diyor ki, böyle duygular hissediyorsan senin bir an evvel sıraya girip ameliyat olman lazım, erkekleşmen gerek. Vallahi billahi bu 100 tane kızın, bu 6.000 kızın %99'unda hiçbir problem yok. Hiçbir sorun yok. Bunları yönlendirdiler, yanlış yönlendirdiler. Saptırdılar. Sahte doktorlar bunları saptırdılar. İstanbul Sözleşmesi, 10 sene boyunca bu ülkede İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Allah'a şükürler olsun, yeni uyandılar. 10 yılda bir nesil yok oldu. Bir Z kuşağı yok oldu İstanbul Sözleşmesi'yle. O depremlerden sonra bir akılları başlarına geldi, biz ne yapıyoruz ya falan dediler. Bir kuşağı kaybettik. Eşcinsel olan, ateist olan, deist olan gırla gidiyor. Anasına babasına küfreden, anasını babasını evden kovan gençlik gırla gidiyor. Biz hemen kaçalım bundan dediler. 10 sene gitti. 10 sene çöpe gitti, kafire kul olduk. Allah bizi kurtarsın. Amin. Allah neslimizi kurtarsın. Amin. Durum çok kötü kardeşler. Durum çok kötü, berbat. Biz maçı 3-0'dan 4-0'dan geri çevirmeye çalışıyoruz. Biz şu anda 0-0'da değiliz. 3-0, 4-0 gerideyiz. Fakat son düdük çalmamış, hala nefes alıp veriyoruz. Bu ülkede Müslüman bir ülke, atalarımız dünyaya hükmetti, 3 kıtaya hükmetti Kur'an'la. 3 kıtaya Kur'an'la hükmeden atalarımızın nesli 3 tane serseriye Kur'ansız hükmedemiyor. 3 tane serseri. PKK denen donsuz etekli bir örgütü 30 yıldır bitiremedik. Donsuz etekli bir örgüt. Sıkıştılar ama etek giyiyorlar. DAEŞ, PKK, FETÖ bitiremedik, 30 senedir bitiremedik. Neden? İnsan yapımı kanunlarla gidersen Allah sana yardım etmez. Sen kanunlarını, yönetim şeklin ne olursa olsun, adı ne olursa olsun kanunlarını bu kitaptan alacaksın. Kanunlarını bu kitaptan alıp o yönetim şekline monte edersen Allah sana akın akın yardım eder. Ve sonra ne FETÖ'sü, ne PKK'sı, ne DAEŞ'i ya, bütün dünya liderleri önünde yakayıklarlar. Ellerini öperler. Emriniz nedir efendim derler. Bizim dedelerimize bunu söylediler. 4 asır dünyaya hükmettik, 3 kıtaya hükmettik bu kitapla. Ama 3 tane serseriye hükmedemiyor o dedelerin torunları. 3 tane serseri, etekli serseriler. Allah'ım yöneticilerimize feraset nasip et ya Rabbi. Amin. Amin. İşte bu iş böyle kardeşler. Eğer Muhammed Aleyhisselam'a uyamazsak,
yönelmezsek, ona benzemeye çalışmazsak vallahi gidişatımız iyi değildir. Bu kızların günahı suçu ne? Yanlış yönlendirme, bilinçsiz aile. Aile dindar olsa kızını götürür mü doktora? Ne meyli ya? Bir kıza sen nasıl meyledersin? Kızım, şaşırdın mı sen ya? Gel oturalım konuşalım. Allah böyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu. Senin atan böyle, onun atası böyle, onun atası böyle. Tarihimizde böyle bir şey yok. Sen bunu nereden çıkarttın? Ben sana nereden çıkarttığını söyleyeyim. O rezil TikTok videolarından, o rezil Insta videolarından çıkarttın. Onlar seni sapıttırdı. Meylettin, özendin ve dedin ki ben başka olacağım. Ben farklı olacağım. Ben onlar gibi değilim. Ben bunlar gibi olmak istiyorum. Benim de videolarımı yüz binlerce insan tıklasın, bana bakarak gülsünler ve özensinler. Para kazanayım dedin ve mahvettin. Hayatını mahvettin. Hiçbir şeyde tutunamıyorlar. Hiçbir yerden iş alamıyorlar, evlenemiyorlar, çocuk sahibi olamıyorlar. Cinsiyet değiştiriyorlar ve hayatları mahvoluyor. Mahvolan sadece dünya hayatları değil, ahiretlerini de mahvediyorlar. Yapmayın. Bir nesli helak ettiniz, mahvettiniz. Sonraki nesilleri yok etmeyin, helak etmeyin. Allah'ım sen bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Amin.